Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar. Ana haber bültenimizde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Diyarbakır bugün adeta savaş alanına döndü. Kentin hemen her yerinde polisin biber gazı ve tazikli suyla müdahalesi vardı. Tüm bunlar BDP'nin yapmakta ısrar ettiği, Diyarbakır Valiliği'nin ise yasakladığı özgürlük için demokratik direniş mitingi için yaşandı. 6000 polisin görev yaptığı Diyarbakır'da polis BDP'li grupların yürümesine izin vermedi. BDP Öcalan'a özgürlük talebiyle özgürlük için demokratik direniş mitingi yapmak istedi. Valilik ise 14 Temmuz'da 13 askerin şehit olduğu Silvan saldırısını gerekçe gösterdi. İki kez mitingi yasakladığını açıkladı. Miting günü geldi, polis sabah saatlerinden itibaren kentte olağanüstü güvenlik önlemi aldı. İl merkezine giriş çıkışlar kontrollü yapıldı. Araçlar durduruldu, hem otomobiller hem de sürücüler didik didik arandı. Kentte aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 13 ilden gelen takviye polis ekipleriyle birlikte 6000 polis görev yaptı. Polis kentte kuş uçurtmadı. Parklarda oturan yurttaşların dahi sokakları terk etmeleri istendi. BDP'liler ise il binası önünde toplandı. Mitingin yapılacağı istasyon meydanına yürüyünce polis barikatıyla karşılaştı. Miting alanında toplanmak isteyen partililere polis gaz bombaları ve tazikli su ile müdahale etti. Gaz bombası biten polislere malzeme takviyesi yapıldı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DDK Eş Başkanı Aysel Tuğluk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu birçok BDP'li gaz bombası ve tazikli sudan nasibini aldı. Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ayağına isabet eden gaz bombası sonucu yaralandı. Bu sırada koşu yolu caddesini trafiğe kapatan bazı göstericiler lastik yaktı. Olayların yer yer devam ettiği Diyarbakır'da birçok yaralı ve çok sayıda gözaltı var. Diyarbakır'da BDP mitingi başlamadan kısa bir süre önce Van'da saldırı gerçekleştirildi. Van Emniyetine bağlı polisler atış talimi için gittikleri poligonda PKK'nın mayınlı saldırısına uğradı. Mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 15 polis yaralandı. Atış talimi için gittikleri poligonda PKK'nın mayınlı saldırısına uğradı. Teröristlerin önceden döşedikleri mayını uzaktan kumandayla patlatmasıyla 15 polis yaralandı. Olay saat 14.45 sıralarında Van'ın Bakacak köyü yakınındaki polisin atış poligonunda meydana geldi. Atış talimi için poligona giden polisler minibüsten indikleri anda patlama yaşandı. PKK'lıların polis araçlarının duracağı yere yerleştirdiği tahrip gücü çok yüksek patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Saldırıda 15 polis yaralandı. Yaralı polisler kısa sürede poligona ulaşan ambulanslarla Van kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Yaralı polislerden 7'si Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 8'i ise İpek Yolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada PKK tarafından yapılan saldırıda uzaktan tuzaklanan el yapımı patlayıcı kullanıldığı belirtildi. Açıklamada bir sivil midibüsün hasar gördüğü de ifade edildi. Sayın seyirciler, Samandağlılar Suriye'ye karşı savaşa hayır dedi. İlçede düzenlenen Suriye Savaşı'na hayır paneline 2000 yurttaşın yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü temsilcisi destek verdi. Savaşa hayır, hayır, hayır. Yani biz de istemiyoruz savaşın olmasını. Kan dökülmesi, ülkeliği istemiyoruz. İnşallah savaş olmaz. Suriye'ye karşı savaşa hayır diyen Samandağlılar, Ulusal Eğitim Derneği Samandağ Şubesi'nin düzenlediği panele büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütünün destek verdiği panele 2000 kişi katıldı. Savaşa hayırsınız. AKP istemiyoruz. Hepimiz biriz. Panel yöneticisi Profesör Doktor Ercan Enç, Suriye'nin emperyalizme karşı direndiğini söyledi. Bölgede bir kriz vardır. Bu kriz
esasında bölge halklarıyla emperyalizm arasındaki bir krizdir. CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Şeker ve Refik Er Yılmaz, Suriye'ye karşı savaşın BOP eş başkanlığının işi olduğuna dikkat çekti. Savaşların en büyük sebebinin emperyalist ülkelerin arzu ve istekleriyle oluştuğunu görüyoruz. Bir yıldır, bir buçuk yıldır sürekli olarak şunu söylüyorum başbakan. Diyor ki ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım. Ve bu proje kapsamında bana önemli görevler tevdi edildi diyor. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Esinoğlu, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere verdiği desteği derhal kesmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, Suriye muhaliflere adı verilen çapulculara silah, mühimmat, araç, gereç desteğini derhal kesmelidir. Türkiye, Suriye muhalifleri denen... Dostlarım şurada şunu söylemek lazım. Aslında orada orası mülteci kampı falan değil. Orası bir karargah. Orası bir terörist karargah. Ehl-i Beyt Derneği Genel Başkanı Ali Yeral, Amerika'nın Orta Doğu'ya savaştan başka hiçbir şey getirmeyeceğinin altını çizdi. Amerika'nın Suriye'ye ve Orta Doğu'ya getireceği demokrasiyi biz istemiyoruz ve o demokrasiyi lanetliyoruz. TGB Genel Başkanı İlker Yücel, Türk subaylarına seslendi. Binlerce subaya sesleniyoruz. Başınızdaki NATO'cu generallere uyup da sakın ola kardeşinize karşı kurşun sıkmayın. Savaşmayın diyoruz subaylara. İşçi Partisi Hatay İl Örgütü, Türkiye-Suriye arasında olası bir savaşa karşı yurttaşları uyardı. Aferiniz Amerika, Müslümanı Müslümana düşman etmek istiyor. Savaşa hayır diyoruz. Var olsun Amerika emperyalizmi. Türkiye'nin Suriye ile hiçbir meselesi yoktur. Türkiye'nin düşmanı Suriye değil, Türkiye'nin tepesindeki Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlık rejimidir. 5 Temmuz'da yürürlüğe giren 3. yargı paketi 10 gündür ortaya çıkan tartışmalı sonuçlarıyla gündemde. Kimileri yargı paketiyle birlikte tartışılan davalarda tahliye beklerken Başbakan Tayyip Erdoğan kimseye özel yasa yapmadık dedi. Peki 3. yargı paketi kime yaradı? İşte düzenlemenin ardından yaşanan gelişmeler. Hiçbir kimseye veya hiçbir davaya yönelik bir adım atılmamıştır. AKP'nin 3. yargı paketi tahliye tartışmalarını da beraberinde getirdi. Paketin yürürlüğe girmesinin ardından Ergenekon ve Balyoz davalarında tahliyeler olacak mı soruları gündeme geldi. Terörle ve darbeci anlayışla mücadeleyi akamete uğratacak, yürüyen davaları etkileyecek en ufak bir düzenlemeye gidilmemiştir. Erdoğan'ın bu sözüyle tartışmalar daha çok alevlendi. Peki bugüne kadar kimler tahliye edildi? En çok konuşulan 7 Türkiye İşçi Partili'nin katilleri olan Bünyamin Adanalı ve Ünal Osman Ağaoğlu'yla Cevat Yurdakul cinayeti hükümlüsü Muhsin Kehya'nın tahliyeleri oldu. 7 Türkiye İşçi Partili'nin öldürülmesine katılmaktan suçlu. 19 yıl kaçak yaşadı. 1999'da yakalandı. 7 Türkiye İşçi Partili'yi öldüren ekipte yer aldı. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler cinayetinin faili olarak yargılandı. Dava zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. 19 yıl kaçak yaşadı. 1999'da yakalandı. Cevat Yurdakul cinayetinden hüküm giydi. CHP Kayseri ve Antalya il başkanlarının öldürülmesi olaylarına karıştı. Tayyip Erdoğan'dan böyle bir beklentimiz vardı. Evet. Sözünde durdu sağ olsun. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. 12 Eylül öncesi işlenen Gladio cinayetlerinin failleri 3. yargı paketiyle bir bir tahliye edildi. KCK tutukluları da 3. yargı paketinden faydalandı. Profesör Büşra Ersanlı ile birlikte 16 kişi serbest bırakıldı. Ana dilde eğitimde, ana dilde savunmada çok umut ediyorum ki yakın bir gelecekte Türkiye'de gerçekleşecek. Üçüncü yargı paketi Ergenekon ve Balyoz davalarına uğramadı. Balyoz, Oda TV ve Poyrazköy davalarında tahliye taleplerinin tamamı reddedildi. Ergenekon davasında düzenlemenin ardından yapılan tahliye taleplerine ilişkin henüz bir karar verilmedi. Kamuoyunda tutuklu milletvekilleri tahliye edilecek gibi bir algı yaratıldı. Umutsuz olmak doğru değil zaten. Oysa yasalar kişiye özeldi. Erdoğan tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ne CHP'nin, ne MHP'nin, ne BDP'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili
parlamento çağrısına asla bugüne kadar evet demedik. Yine evet demeyeceğiz. Sayın seyirciler, polisin bulamadığı Hüseyin Üzmez'in başkentin göbeğinde bir bakım evinde kaldığı ortaya çıktı. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 13 yıl hüküm giyen Hüseyin Üzmez, Sözcü gazetesine röportaj bile verdi. Üzmez, ben bu cezayı tanımıyorum, benim için önemli olan şeriat kanunlarıdır dedi. Cezası Yargıtay tarafından onanmış, güya polis tarafından aranıyor ama bir yıldır başkentte bir bakım evinde kalıyor. Sizinle hesap açacağız inşallah. 13 yaşındaki BÇ'ye cinsel istismarda bulunmaktan hüküm giyen şeriatçı Hüseyin Üzmez, kimseden korkusu olmadığını söyledi. Üzmez konuşacak mecra olarak da Sözcü gazetesini seçti. Müsaade edin. Günde 8-10 gazete okuduğunu belirten Üzmez, hakkındaki yakalama kararından haberi olmadığını iddia etti. Üzmez, cinsel istismar suçlamasına ise ben kime cinsel istismarda bulunmuşum, hiç böyle bir şey hatırlamıyorum diyerek yanıt verdi. Yok, ben nasıl ispat edeyim? Hüseyin Üzmez, 13 yıl hüküm kararını onayan Yargıtay'ı tanımadığını belirtti ve Türkiye'ye şeriat gelmesini istedi. Ben bu cezayı tanımıyorum. Bana ceza verilecekse şeriat kanunlarına göre verilmeliydi. Türkiye, şeriatı uygulamak için daha ne bekliyor anlamadım. İslam devleti bir an önce kurulmalı. Şeriat hükümleri A'dan Z'ye uygulanmalı. 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 13 yıl hüküm giyen Üzmez, gazeteci Ahmet Emin Yalman'a da suikast girişiminde bulunmuştu. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, özel görevli mahkemelerin Ergenekon ve Balyoz tutuklularından hesap sormasını istedi. Genel Başkan Destici, biz özel görevli mahkemelerin kaldırılmasını istemedik dedi. Biz özel yetkili mahkemelerin devam etmesini de ne için istedik? Birileri tutuklansın, birilerinin tutukluk hali devam etsin diye değil. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, özel görevli mahkemelerde niçin ısrar ettiklerini açıkladı. Bizim istediğimiz şu, Türkiye'de dönem dönem milli iradeye, demokrasimize, parlamenter sisteme müdahaleler olmuş. Ve bugün süren... CHP'de kurultay tarihi yaklaştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da milletvekillerini genel merkezde topladı. Toplantıda 52 milletvekili söz aldı. Her biri de deyim yerinde ise topu Kılıçdaroğlu'na attı. Toplantıda konuşan milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na yetki sende, sorumluluk da sende dediği öğrenildi. Toplantıya eski Genel Başkan Baykal ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in katılmaması dikkat çekti. CHP'nin 34. olan kurultayı 17-18 Temmuz'da toplanıyor. Kurultayın öncesinde ise parti meclisine girme yarışı hızlandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi tartışmalar olur, fikir ayrılıkları olur. Bu fikir ayrılıkları parti kültürü ahlakı içerisinde bir sonuca ulaşır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da milletvekillerini genel merkezde topladı. Hem partili olan hem de kendi uzmanlık alanlarını partimize taşıyacak olan değerli kişiler olacak. Bunu henüz öngöremiyoruz. Ama gerçekten de genel başkanımızın önünde zorlu bir süreç var. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Ancak bazı bilgiler kulislere sızdı. Buna göre toplantıda tam 52 milletvekili söz aldı. Konuşmaların genel çerçevesi ise kurultay öncesi parti meclisinin yapısı oldu. Milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na yetki sende, sorumluluk da dedi. Ülkede Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel ilkeleri yok edilmiş. Cumhuriyet ortadan kaldırılmış. Tamamen şeriat düzeni getirmiş bir durumda. Toplantıda ayrıca liste tartışması da yaşandı. Bazı milletvekilleri çarşaf liste derken bazıları blok liste istedi. Ayrıca milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun öneri ve isteğine olumlu yanıt vermediği öğrenildi. Milletvekilleri listeye konulmayacak adayların boşu boşuna önerilmemesini talep etti. Milletvekilleri sanki şimdiye kadar yasaya uygun bir şekilde tutuluyordu da yasa değişti, serbest bırakıldı. Oysa tutuklu milletvekillerinin bir saat bile, eğer hukuktan bahsediyorsak, özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerekir. Derhal tahliyeleri gerekir. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya parti genel sekreterliği için adı geçen CHP Milletvekili Adnan Keskin de katıldı. Keskin adaylığıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi. Ya ben bu ana kadar bana gelmiş böyle bir teklif yok. Benim de şu sürece kadar herhangi bir şekilde bir talebim olmadı. Sanırım Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında böyle bir göreve gelmeme ilişkin. Sümerolog Muazzez İmmiyetçi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partinin üst yönetimine hitaben bir eleştiri mektubu yazdı. Muazzez İmmiyetçi mektubunda Kılıçdaroğlu'na hükümette nasıl anlaşırsın diye sordu.
Dünyanın önde gelen Sümerologlarından Muazzez İlmiyetçi yeni CHP'ye bir mektupla seslendi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin politikalarını eleştirdi. Muazzez İlmiyetçi, yargıda cemaat var diyemem diyen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Hanefi Avcı'nın kitabını okumadınız herhalde ve daha başka yazarların kitaplarını. Bunlar belgelerle gösteriyor nerelerin cemaat adamlarının elinde olduğunu. Doğruyu yazanlar hapse sokuluyor. Çok üzüntülü olarak gidiyorum. Muazzez İlmiyetçi, CHP'nin Sabahattin Ali konusundaki açıklamalarını da sert bir dille yalanladı. Sabahattin Ali'yi öldüren bulunmadı ki. Neden CHP üstleniyor? Böyle yüzlerce mektup ise bunlar korkar. Türkiye'nin tepe taklak edilmeye çalışıldığını yazan Muazzez İlmiyetçi, Kılıçdaroğlu'na hükümetle nasıl anlaşırsın diye sordu. Siz AKP ile uzlaşarak ülkeye huzur gelsin düşüncesindesiniz galiba. Süleyman Demirel de hep uzlaşarak olayları çözmeye çalıştı ve bugünü hazırladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İsmet İnönü'yü savunamadı. Tekin, sanki İnönü döneminin ardında bir enkaz varmış gibi, Başbakan 2002 yılında iktidarı İsmet İnönü'den almış gibi konuşuyor dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bahad'ın şenliklerine katılmak için Yozgat'a gitti. Yozgat İl Teşkilatı'nda konuşan Tekin, AKP'yi eleştirirken Atatürk ve İnönü dönemlerini savunamadı. Zaman zaman Sayın Başbakan, böyle Cumhuriyet'in değerleriyle uğraşmak için İsmet İnönü'yle, Mustafa Kemal Atatürk'le meşgul olsa da ve öyle bir algı yaratıyor ki sanki 2002 yılında Sayın Başbakan İsmet İnönü'den Türkiye'yi devralmış gibi konuşuyor. 1950 sonrasındaki sağ siyasetçilerden saygıyla söz etti. Yozgat örneği gibi şu anda parlamentoda önemli makam ve mevkilerde olan Yozgatlı siyasetçilerin 30 yıldır siyaset yaşamının içinde olduğunu da görebilirsiniz. Yani 30 yıldır Yozgatlı bunları tercih etmiştir, bunları oy vermiştir ve bugün kabineye baktığımızda kabinede en önemli bakanlar da Yozgat'tan doğmuş, Yozgat'ta büyümüştür ve Yozgat vatandaşı, Yozgat halkı kendisine rey vererek seçmiştir. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi Türkiye Merkez Yönetim Kurulu belirledi. Divan seçimi öncesi açılış konuşmasını yapan Yıldırım Koç, artık işçi üzerindeki iktidar baskısına Ulusal Demokratik İşçi Hareketi direnecek dedi. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi'nin Türkiye Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. İstanbul Petrol Sendikası konferans salonunda gerçekleşen seçime Türkiye'nin dört bir yanından işçi temsilcileri ve işçi katıldı. Belli artışlar oldu. Divan seçimi öncesi açılış konuşması yapan Ulusal Demokratik İşçi Hareketi Danışmanı Yıldırım Koç, AKP'nin baskısı karşısında sessizliğe bürünen sendikaları eleştirdi. Koç, bu noktadan sonra işçi ve mücadelesinin direniş yeri Ulusal Demokratik İşçi Hareketi olacak dedi. Bu konuda Ulusal Demokratik İşçi Hareketi'ne kitleleri bilgilendirme, bilinçlendirme, kitlelerde duyarlılık yaratma ve sendikaları bu konuda zorlama konusunda büyük görev düşüyor. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi'nin Türkiye Merkez Yönetim Kurulu'na UDİH İstanbul Yürütme Kurulu Başkanı Bülent Dalkılıç, Tek Gıda İş İstanbul Şube Başkanı Yunus Durdu, Konut İş Genel Başkanı Alican Kayhan, Eski Yol İş Sendikası Teşkilatlandırma ve Denetim Kurulu Başkanı Fahri Yıldırım, Harp İş Sendikası Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baş, UDİH İzmir, Antalya ve Bursa Yönetim Kurulu Başkanları Talat Özdemir, Bekir Ayhan ve Levent Arabacı seçildi. İlk Merkez Yönetim Kurulu'nun ilk kararları da seçim sonrası oy birliğiyle onaylandı. Kıdem tazminatlarına karşı derhal iş yerlerinde grev komiteleri oluşturmak ve işçi sınıfını genel greve hazırlamak. Bölücü faaliyetlere karşı iş yerlerinde Türk-Kürt kardeşliği doğrultusunda çalışma yapmak. Emek düşmanı bölücü anayasaya karşı işçi sınıfını bilinçlendirmek ve mücadele etmek. AKP'nin kıdem tazminatı düzenlemesi daha meclis gündemine gelmeden büyük tepki topladı. Zira yeni düzenleme yabancı şirketleri kıdem tazminatı sorumluluğundan büyük ölçüde kurtarıyor. Düzenlemenin öngördüğü fon sistemiyle yabancı şirketler hiçbir yükümlülükleri kalmadan istedikleri zaman ülkeden çıkıp gidebilecek. Dünya Bankası, IMF, uluslararası kuruluşlar Türkiye'ye diyor ki biz Türkiye'ye geliriz. Türkiye'de burada biz fabrika kurarız. Elimizi kolumuzu sallayarak geldiğimiz gibi giderken de elimizi kolumuzu sallayarak gidelim. Peki ne olacak bunun için? Efendim bunun için bir fon oluşturun. Kıdem tazminatı fonu oluşturun. Biz fabrikamızı kapatıp gittiğimiz zaman veya başkasını devrettiğimiz zaman herhangi bir kimseyle uğraşmayalım. Kıdem tazminatıyla uğraşmayalım. Bunu fona devredin. Denildi.
olmasın. Uzmanlara göre kıdem tazminatlarının özel fonlara devrini öngören yasa taslağı yabancı şirketlere büyük avantaj sağlayacak. Şimdi getirilen fon sisteminde bir buradaki bir havuzda toplanacak. Bu havuzda toplanan paranın %4'ünü işveren ödeyecek. İşçiden herhangi bir para alınmayacak, ücret alınmayacak ama işverenin ödediği bu %4 değil. Yine neden değil? Çünkü şu anda işsizlik sigortasına işverenin ödediği %2. Bu %2 miktarı %0.5'e düşürülüyor. Yani 1,5 puan düşürülüyor. O 1,5 puanı %4'ten düşürdüğün zaman demek ki işverenin buradaki kıdem tazminatı için fona ödeyeceği para %2.5. Sosyal güvenlik uzmanı Mustafa Balkız yeni düzenlemeyi Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Balkız yeni fon sistemiyle işçilerin kıdemlerinde büyük erimeler yaşanacağına dikkat çekti. Şu andaki mevcut sisteme göre bir yıl çalışan bir kişi çalışmış olduğu son ücretin tamamını bir yıl içerisinde alır. Örnek olarak eğer 2000 lira alıyor ise bir yıl çalışmasından karşılık 2000 lira alacaktır. Peki fon getirilirse bu ne olacaktır? Fon getirilirse bunun yaklaşık %52'si kayba uğrayacaktır. Nasıl kayba uğrayacaktır? 2000 lira yerine 940 lira ele geçecektir. Ele geçecekler yani 1000 liranın üzerinde de bir kayba olacaktır. Bunu 10 yıllarla 20 yıllarla düşündüğünüz zaman işçinin kaybı daha fazladır. KPSS'deki kopya şüphesi adayları sokağa çıkardı. KPSS'nin iptalini isteyen adaylar ÖSYM'nin kalemini kırdı. İstifa! Şifreci, kopyacı, Ali Demir istifa! ÖSYM'nin kalemini kırıyoruz hep beraber arkadaşlar. 1, 2, 3! KPSS'deki kopya iddiaları adayları sokağa döktü. İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda toplanan adaylar Taksim Meydanı'na yürüdü. KPSS iptal edilsin! KPSS iptal edilsin! Şifreci, kopyacı, Ali Demir istifa! KPSS'nin iptal edilmesini isteyen adaylar ÖSYM Başkanı Ali Demir'i de istifaya çağırdı. KPSS'nin iptalini istiyoruz. Çünkü şike var, çünkü kopya var, çünkü sorular dağıtıldı. Bu sınav kesinlikle iptal edilmeli ve Ali Demir istifa etmeli. Öğretmene güvenceyi altına almadan saçma bir şekilde işte şifrelerle, kopyalarla bizi atamaya çalışıyorlar. Öğretmene değil tamamen mollalara ve hacı hocalara tamamen teslim ediyorlar. Kesinlikle yetkililerden düzgün bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklama en kısa sürede gelmeli. Biz de tatmin olmalıyız. Sizce bu sınav iptal olsun mu? Evet, elbette olması lazım. Sınav tamamen şive ve kopyayla dolu. İptal olsun istiyoruz yani. KPSS adayları ÖSYM'nin kalemini de kırdı. Ve şimdi ÖSYM'nin kalemini kırıyoruz hep beraber arkadaşlar. 1, 2, 3! Öte yandan İzmirli KPSS mağdurları da yarın saat 14'te İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak protesto eylemi yapacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan fırsatçılığına karşı halkı uyardı. Ramazan aylarında gıda fiyatlarının bir anda yükseltildiğini belirten Bayraktar, Ramazan fırsatçılığı yapılmasın çağrısında bulundu. Verelim sana. Ramazan ayı yaklaştı, fırsatçılar harekete geçti. Ama biz bunu Ramazan boyunca da takip edeceğiz. Bu yılda her yıl olduğu gibi Ramazan'a özgü fiyat dönemi arayışları başladı. Yani Ramazan'a bir hafta 10 gün kala, hatta 15 gün kala fiyatlarda oynama oluyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden de Ramazan fırsatçılığı uyarısı geldi. Ramazan öncesi fiyatlarla Ramazan fiyatları arasında bir fark var mı? Birliğin Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle gıda piyasalarında bir hareketlilik başladığına dikkat çekti. Yani o fiyatların yükselmesini zaten beklemiyoruz. Genel Başkan, gıda piyasalarında yaşanan bu hareketliliğin bazı spekülatörlerin iştahını kabarttığına dikkat çekti. Spekülatif faaliyetler var mı? Fiyat manipülasyonları yapılıyor mu? Bayraktar, halkın mağdur edilmemesi için spekülatörlere fırsat verilmemesini istedi. Yani spekülatif faaliyetleri 2007 yılından beri yaptığımız bu çalışmalar neticesinde önledik. Bununla başarılı olduk. Ben bu yıl da başarılı olacağımıza inanıyorum. Erdoğan'ın TOKİ dere yatağına ev yapmaz şeklindeki açıklamalarını çürüten bir örnek de Denizli'den geldi. Devlet Su İşleri Gökpınar Barajı'nın altında bulunan Akvadı dere yatağına inşa edilen TOKİ evleri olası bir sel felaketine karşı risk oluşturuyor. Dere yatağına konut inşa etmek gibi TOKİ ile alakalı bir durum söz konusu değil.
Başbakan Erdoğan böyle diyor, ancak hemen her gün Erdoğan'ın açıklamalarını yalanlayan örneklerle karşılaşıyoruz. Erdoğan'ı çürüten son örnek Denizli'den geldi. Denizli, Aktepe Mahallesi, Akvadi TOKİ konutlarındayız. Buradaki DSİ barajını görüyorsunuz. DSİ'nin Gökpınar Barajı'nın altına, dere yatağına konutlar yapılmış. Akvadi TOKİ evleri de Ayamama ve Samsun'daki gibi dere yatağı üzerinde kurulu. Büyük bölümü geçen yıl tamamlanan bu konutlar olası bir sel felaketinde su baskını riski taşıyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrikleri sürekli kesilen çiftçiler yolu trafiğe kapattı. Elektriklerinin gelmesini isteyen köylülere polis cop ve biber gazıyla müdahale etti. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar elektriklerinin sürekli kesilmesine tepki gösterdi. Mardin yolunu trafiğe kapatan çiftçilere polisin müdahalesi sert oldu. Viranşehir ilçe trafosu ve Kırıkköy'ünde bulunan trafo civarında yola çıkan çiftçi ve köylüler yetkililerin gelmesini istedi. Vatandaşlar yetkililerden sadece düzenli elektrik istediklerini dile getirdi. Mağduriyetimizi burada dile getirmeye geldik. Yetkililere bildirmek istedik. Kalabalığı dağıtmak için gaz bombası ve biber gazı kullanan polis tepkilerini dile getiren köylüleri etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışırken bir grup trafo binasını taşlamaya çalıştı. Çıkan arbede de köylülerden bazıları yaralandı. Biz buraya kavga dövüşe gelmedik. Biliyorum arkadaşlar. Biz buraya mağduriyetimizi anlatmaya geldik. Şey demiyoruz, amen. Mağduruz gerçekten. Sayın seyirciler, İzmir Harmandalı Çöplüğü bölgede yaşayanların günlük hayatını çekilmez hale getirdi. İl sınırları içerisinde toplanan atık çöplerin tamamı Cumhuriyet Mahallesi'nin kuzeyindeki tesiste toplanıyor. Bölge halkı ise yıllardır kokudan, sinekten ve pislikten kapılarını dahi açamıyor. Biz vergimizi veriyoruz. Her türlü sosyal yaşantımızı elimizden kısıtlayıp alıyorlar. Biz insanız ya. Sularımıza çöpün suyu karışıyor. Her gün çocuklarımızı hastaneye götürmekten artık usandık. Benim sağlığım da gitti yani. Bırakın eşimin, artık benim sağlığım gitti yani. Evlerimize misafir çağıramıyoruz bir kere. Kesinlikle davet edemiyoruz. Hamile kadınlar var. Astım hastası insanlar var. Yaşlı insanlar var. Okula giden çocukların rezaletini bir görseniz. İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı'da yurttaşlar yıllardır çöp sorunu yaşıyor. Ciddi bir sağlık tehlikesiyle karşı karşıyayız aslında. Çöpler önceden Torbalı'da, sonra Menemen'de toplanıyordu. Ancak her iki ilçede de açılan davalar sonucu çöplerin toplanma noktası Harmandalı'ya taşınmış. Torbalı mahkemeye verdi. Bütün mahkemeler yıllar sürerken 3 ayda kazandı, götürmedi. Menemen mahkeme açtı, 3 ayda kazandı, götürmedi çöpü. Bizim belediye başkanı neden mahkeme açmıyor acaba? Yıllardır çöp sorunu yaşayan yurttaşlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na tepkili. Kocaoğlu'nu defalarca davet ettik. Gelsin bir çayımızı içsin. Bir saat oturabilirse ben onu alnından öpeceğim. Aslında tepkiler seçim zamanı mahallelerinden ayrılmayarak vaatlerde bulunan tüm siyasetçilere yönelik. Hangi parti olursa olsun seçim zamanı gelip de burada bin bir türlü yalan dere vere oyunları oynayıp da milleti kandırarak burada size çeşitli çeşitli vaatlerde bulunarak milleti burada kandırmasını bilirler. Hangi yolu çizeceğimizi şaşırıyoruz. Hep yalanlar, hep yalanlar, hep yalanlar. Gelsinler bir gece burada kalsınlar. Eğer kendileri burada durabiliyorlarsa ondan sonra bize desinler ki biz yaşıyoruz, siz de yaşayın. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ilgili tüm kurumlara sorunu ilettiğini fakat bir türlü çözüm bulunamadığını söyledi. Buna İçişleri Bakanımız dahildir, Çevre Bakanımız dahildir. Çevre Şehirleşme Müdürlüğü dahildir. Valilik İnsan Hakları, Kaymakamlık İnsan Hakları, Baro, İl Sağlık Müdürlüğü. Ama ne yazık ki masa başında kararlar veriliyor arkadaşlar. Muhtar Kazar, acil bir çözüm komisyonu kurulmadığı takdirde İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabileceklerini ifade etti. Lütfen ne olursunuz bizi Avrupa Birliği'ne mahkum etmeyin. Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Doğan Bari, eylemlerin süreceğinin işaretini verdi. Dün susmuş, ağzımız kapatmış isek bugün ve yarın da susacağız. Ağzımız kapatacak. Anlamı çıkarılmasın. Harmandalı'da yaşayan yurttaşlar kokudan, pislikten ve sinekten dolayı sağlıklarını kaybetme endişesi içinde bir an önce çözüm bekliyor.
Sayın seyirciler, AKP hükümetinin Suriye karşıtı girişimlerini yoğunlaştırdığı bir dönemde İsrail'den çarpıcı bir açıklama geldi. Uzun yıllar İsrail Savunma Bakanlığı'nda en üst düzeyde görev üstlenen İsrailli General Michel Herzog, Suriye krizinin İsrail-Türkiye arasındaki işbirliği açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Herzog, Amerika'dan da bu konudaki çabalarını hızlandırmasını istedi. Suriye'ye yönelik müdahale arayışları AKP hükümetiyle İsrail arasındaki ortaklığı dışa vurdu. Ortaklığın kapsamını ise İsrailli General Michael Herzog dile getirdi. Herzog, İsrail-Türkiye ilişkilerini canlandırmak için Suriye krizini fırsata çevirmeliyiz dedi. İsrailli emekli General Michael Herzog, Washington Enstitüsü'nde bir konuşma yaptı. Enstitü, Amerika'daki Suriye'ye müdahale lobisinin başını çekiyor. Suriye kriziyle ilgili geniş bir değerlendirme yapan Herzog, yakın dönemde neler yapılabileceğini tartıştı. İsrailli emekli general Amerikalı yetkililere seslendi. Bu süreçte Türkiye ve İsrail'in Suriye'de çıkarları kesiştiği ifadesini kullandı. Herzog, bunun iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Herzog, İsrail Savunma Bakanlığı'nda uzun yıllar en üst düzeyde görevler aldı. İsrail ordusundaki son görevi Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı oldu. Şimdilerde ise çeşitli Amerikan ve İngiliz politika merkezlerinde araştırmacı olarak çalışıyor. İspanya'da hükümet kamu harcamalarında 65 milyar avro kesinti yapmayı planlayınca halk sokağa döküldü. Polisin eylemcilere müdahalesi sert oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşsizlik oranının %25'i bulduğu İspanya'da hükümetin yeni kemer sıkma tedbirlerine halk tepki gösterdi. Ekonomik krize karşı kamu harcamalarında 65 milyon avro kesinti yapma planı halkı sokağa döktü. Başkent Madrid'de çoğu kamu görevlisi ve gençlerden oluşan binlerce kişi hükümeti protesto etti. Polis meclis binasına yürümek isteyen eylemcilere plastik mermi ve copla müdahale etti. Çok sayıda gösterici yaralandı, birçok kişi gözaltına alındı. İşçi sendikaları yeni kesintileri protesto etmek için 19 Temmuz'da büyük bir eyleme hazırlanıyor. Sayın seyirciler, Türkiye yaz mevsiminin en sıcak günlerini hazırlanıyor. Temmuz ayı ortasına kadar mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Türkiye cehennem yazına hazırlanıyor. Temmuz ayı ortasına kadar mevsim normallerinde seyreden sıcaklık önümüzdeki günlerde artacak. İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstüne çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurttaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı. İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Sıcaklıkların ilerleyen günlerde yükseleceği bildirildi. Hava sıcaklığı yarın 36 derece olacak. Rüzgarın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Güney ve güneydoğu bölgesinde ise sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak. İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde seyredecek. Meteoroloji mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan sıcak havaya karşı yurttaşların dikkatli olmasını istedi. Evet, bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Birazdan Haber Artı ile yeniden karşınızda olacağız.